top. Bu kalemler kimin? Benim değil, benim değil. Hayır. Kadife bilekli. Hayır bu neler? O ne? Bilmem. Napolyon'un genç yıldızı. Mehmet bu ne o? Kadife bilekli. Hayır bu neler? Mutlu etti. Mehmet o ne anlama geliyor? İşte Napolyon'a genç. Kavaraştırya diyorlar bu mesela. Herhalde Napoli'ye transfer oluyor. Onlar da böyle bir Frank gibi şey ne deniyor? Reklam gibi bir şey yapmışlar böyle. Kafiyeli gibi. Ben oraya. Sonra da edit geliyor işte. Zenginler kola içmez. Fakirler ama içer. Ne diyecek bu ya? YouTube videosu şey yapıyoruz. Abi çabuk kola olur. Ya, bir tanesi bir tane kötü geldi ya şu. Çabuk. Ne diyorsun dayı? Ne yapmış bu kız? Aa kusuk kusuk. Kısık 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 kısık. Ne dedi? Kusuk. Ne? Abi ne? Kusuk kusuk. Bacak kemi tın tın. Ya bu ya! Yapma! Şımardı mı lan? Bir daha hiçbir şey yoktu lan. Şımardı bu. Şımarık şırtık. Şımarık yırtık her tarafı bomba. Söyleyeceğim. Zaten
olacak ailen. Yoksa dedim. Bu sizin elinizden şeyinizden şey olmuştur oğlum. Buralarda da var. Tamam da bunda bir şey yok ki. Elinizden şeyinizden. Teyzeciğim. Uy kurban olayım seni verin Allah'ına. Uy kurban olayım seni verin Allah'ına. Tatlı kızım benim. Oh. Ben de şey dedim. Bezi dolu da çişimi çıktı dedim. Burayı hiç unuttum mu? Allah selamlar canlar. Hoppala kızım hoppala. Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklar geldiler yanıma diyorlar ki anne Nilay'ın çişi mi çıktı bir şey oldu. Ben de onun için geldim. Şuralarında damla damla çiş değil. Kendiler ellerinden falan damlamış. Kızım gecelere günaydın de bakalım. Uyuk kurban olsun. Ömrüm yerim seni. Yat Aytu. Gel oğlum sen Nilay'ı kucağında tut. Yatmak istemiyor. Tamam. Sabah konuya doğrayacağız. İşte Allah'ım sen yapacağım. Kucağında tut tamam mı? Onları ha. Ben yapacağım. Tamam kızım. Oy. Şey dedi. Bana ama büyük tabak vermem. Büyük tabak ver. Ne yapıyorsun? O neymiş? Ne yiyor? Olacağını getireyim mi? Gel.
Ben de böyle kapatmayın. Abi Nilay'a bakıyor. Ya bakamayacağım. Nilay dışarıya götür getir yapıyor. Devriye dersip yapıyor. Şu oyuncağını getir Yakup. Teyze kimi kapattı ya? Amca. Kekoptur edelim. Kekoptur edelim. Şşşt. Yakup Nilay'ı bırakır mısın? Ne alıp mı sakın? Canlar, şu mutfağı bir toplayalım. Ondan sonra da ocağa hemen yemek, ocağa değil fırına pardon, yemek koyacağım. Şunları hemen bir kaldırayım. Oradan. Çocuklar şey yapmış. Şununla şimdi şey alacağım. Dışarıdan soğan getireceğim. Topluyum. Bir yandan mahallede hareketlilik var. Öğlenki bir videomda söylemiştim. Bir önceki videoda öğrenmişsinizdir. Sevdiğimiz bir komşumuz, Allah rahmet eylesin, öldü. Hastaydı. Onun yani komşumuzun kocası, işte cenaze işleri falan, böyle mahallede hareketlilik var. Ben de hemen buraları bir toparlayayım da. İkindi namazına gömülecek çünkü. Yemeğimi hazır edeyim. Akşam yemeğimi. Ses ne? Bizim tam evin önüne çadır kuruldu. Şey, bizim evin önü derken yani bizim evin bir aşağısı, annemin kapısının önüne tam oraya çadır kuruldu. Şurada dursun şunu. Ondan sonra namazdan gömüleceği için ben de hemen yemeğimi erkenden yapayım ki giderim yanlarına. Aylingil de balkonda arkadaşlarıyla oynuyorlar. Nilay'ın uykusu gelmiş. Deminden beri ben zaten bakıyordum, ilgileniyordum. Dedim artık oğlum Yakup'a verdim. Şeye pardon, Aytuğ'a verdim. Yakup'a verdim diyor. Aytuğ'a verdim. Şunu da çıkarayım madem. Şuraya koyayım. Şunu da ben yapacağım şimdi. Aytuğ'a dedim oğlum ayağına salla. Ben zaten emzirdim. Karnının altında yeni doğurdu, şey yaptım. Ben dedim ayağına salla madem öyle artık. Ben dedim bir an önce Umut abi toplayayım. Biraz önce de arkadaş geldi. Onunla bir kahve içtik. Ne diyelim, ölümlü diyor. Senin olacağını bilmiyor. Annem de cenaze evinde. Şimdi. Ben de işte ara ara gidip geliyorum ve çocuklar da evde yalnız olduğu için Aylin arada sırada yola iniyor. Yakup'la beraber. Biraz eve geliyorum, biraz oraya gidiyorum.
Şimdi makine çamaşır kalıbını atacağım. Ama önce dedim şu yemek işini bir halledeyim. Onu hazırlayayım, fırına koyayım. Ondan sonra da şey yaparım. Çamaşır atarım makineye bir. Ali de Gündüz'e döndü. Gündüz vardiyasına. Yani 8-4. Sabah 8'de gidip akşam 6'da gelecek. O şekilde ne kaldı? Gerisi elde yıkanacak. Robot süpürge salonu süpürdü. Koridoru mutfağa süpürme yaptırdım. Şimdi şeyde yatak odasına gönderdim. Ondan sonra çocuk odasını süpürtürüm. Çöp de dolmuş ama çöpü nereye koydular acaba? Çöp konteynerlerini kaldırdılar oradan. Belediye çadır kuracak diye. Onu nereye koydular acaba? Bir çocuklara baktırayım da. Ona göre çöpü de göndereyim. Ölümlü dünya arkadaşlar. Ne zaman kimin başına ne geleceği belli değildi. Şurada 2 ay öncesine kadar işte bu ölen komşumuz Mehmet amca gayet sağlıklı. Hiçbir şeyi yoktu. Öyle ufak tefek yaşı dolayısıyla artık ufak tefek hastalıklar oluyor olmuyor değil insanlarda. Ama bir anda böyle bir hastalığa yakalandı. Yani daha 1,5 ay önce evimizin yani kendi evlerinin önünde yan yana ya evlerimiz. Evlerinin önünde çöp atarken, evin önünde bir şeyler yaparken falan görüyordum yani. Bir şey yoktu adamcağız birden çok çabuk çöktü. Ama insanlar da diyor ki aman çekmedi diyorlar yani en azından çekmedi. Aylarca yatalak olup çekmedi. Benim babam 8 ay yattı. Benim babam 8 ay yattı. Yani en azından o insana bir teselli veriyor. Aylarca yatıp kalmadı. Ne diyelim? Allah rahmet eylesin. Kahve kavanozunun şeyi açık kalmış. Demin arkadaş geldi. Onunla kahve içtik. Mutfakta içtik kahveyi öyle hemen acele acele. İşte bu şeyin ölen Mehmet amcanın gelini oluyor benim çocukluk arkadaşım. 5 dakika buraya geldi. Geçti. Sabah kahvaltıda böyle sabah haber gelince komşu aradı beni. Annemi arıyorlarmış, arıyorlarmış. İşte Mehmet amcanın öldüğünü söylemek için. Zaten hani biliyorduk hastanede yatıyor. Ambulansla götürdüler 2 gün önce. 2 gün falan anca yattı hastanede. Hani durumunun zaten çok ağır olduğunu hani bugün yarın bir haber gelir diye zaten bekliyorduk. Sabahleyin bizim komşular annemi arıyorlarmış. Annemin telefonu çalıyor, 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 çalıyor. Cevap vermiyormuş. Sonra komşu gelmiş. Fatoş gelmiş. Annemin kapıya vuruyormuş, vuruyormuş, vuruyormuş. Kapıyı açan yok. Sabah benim telefon çaldı. Baktım Fatoş arıyor. Açtım. Kız ne oldu dedim sabah sabah. Göknur diyor anneni arıyorum, arıyorum. Açmıyor. Nerede annen? Mehmet amca öldü dedi. Ay bir canım sıkıldı. Yani. Hemen dedim dur annem dedim telefon annemin biraz
bozuk gibi bir şey, sıkıntılı. Mesela ben arıyorum, benden çalıyor ama telefon çalmıyor. Ben bunu birebir yani annemin telefonu elimdeyken yaptım. Öyle bozuk. Bazen de çalıyor. Anneme yeni bir telefon almak lazım aslında. Ondan sonra artık tamam dedim, ben inerim annemin yanına. Bir de annemin yatak odası bu tarafta, dış kapı bu tarafta, kapıyı çalıyormuş, duymuyormuş. Neyse indim hemen annemin yanına, anne dedim. Annem de kalkmış, elini yüzünü yıkıyor dışarıda. Dedim böyle böyle, Mehmet amca hakkın rahmetine kavuşmuş. Tamam dedi, hemen dedi giderim şimdi Kadri'nin yanına dedi. Neyse hemen annem şey yaptı, annem gitti. Ben de dedim hemen çocuklara alelacele bir kahvaltı yaptırıvereyim. Acele acele çocuklara kahvaltı yaptırdım hızlı bir şekilde. Onu cenaze evine gittim. Konu komşu herkes toplanmış zaten. Kadın ceza alıyor. O yüzden sabahleyin kahvaltıyı da böyle yarım yamalak yaptım. 2 bardak çay içtim kalktım. Normalde ben 5-6 bardak çay içerim. Ve o yüzden böyle karnım da acıktı. Neyse ben dedim önce birazdan da cenazeyi getirirler. Hemen ben dedim yemeğimi hazır edeyim. Birazdan yemeğimi yapacağım. Öbür kanal atacağım canım canlar. Diğer telefondan çekeceğim onu. Sonra böyle. Şeyde dağıtılanı mı diyorsun? Akşam mevcutta dağıtılanı mı diyorsun? Evet. Buzlar mı? Bakın o buzlukta top ekmek eski. Ben en son. Ama sen sabah aldın eline. Ben sana ne yapalım? Sen şuradan. Hadi evet. Mi? Evet. Ha, dur. Donmuş bir de donmuş. Vay. El birliğiyle ev işlerimizi bitirdik canlar. Bitirdik sayılır. En son mutfak işi bana kalıyor zaten. Aytu çamaşırları katladı. Biraz beyaz vardı katlanacak. Onları katladı. Anne yatağın üstünde herkes kendisi alsın çamaşırını dedi. Ben şimdi bakarım ona. Arada diyor Yakup'unkiyle Nilay'ınki falan birbirine karışmış olabilir. Çünkü de böyle söylüyor. Neyse bakarım ben şimdi onlara. Efendim. Donmuş anne, donuyor. Nerede yiyeceksin? Altına tepsi al. Bak balkonu ne yiyeceksin? Balkonu da temizledim. Oraya da döküyorsunuz. Balkon deyip geçme. Orası da bir oda gibi. Temizliyorum, düzenliyorum. Ama döküyorsunuz, ama dökmeyin. Tamam mı? Çabuk soğumasın. Hadi, çamaşır makinesinde de havlular yıkanıyor. Az bir şey kalmış yer. Bunu da dolu koyayım da çalıştırayım makinayı. Burada tencereler var. Onları elimde yıkarım. Ne oldu?
Eve bir geldim, bütün vantilatörler açık. Yavaş yavaş kafayı kırmayın. Açıldı.
Thank you.